Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Hiperenflasyonda paranın değersizleşmesi çok olması demektir. Bunu biliyorlar. IMF Başkanı Time'a verdiği röportajda pandemi şartlarının uygulamalarının devam etmesi gerekir dedi. Mesela o çok dikkat çekici bir açıklamaydı. Hani gizli kapaklı da değil, Time dergisine verdiği röportajda uygulamaların devam etmesi gerekir. Hani Covid bitse bile Covid'deki uygulamaların, yaptırımların devam etmesi gerekir dedi. Hangi yaptırımları kastetti acaba? Şimdi kapatmalar var değil mi? İşte herkes de bunu, herkes değil de aklını işletmek istemeyen bir kitle kabulleniyor ama sorgulayan kitle var. Ya siz bir araya geliyorsunuz parti kongrelerinde, şurada burada vesaire, niye bizi kapatıyorsunuz ya? Niye restoranlarda insanlar bir araya gelemiyor, toplu ya da bir yerlerde ekonomiyi kapatıyorsunuz? Bu tabii bir kenara bunu koyalım. Ama o kitle, yani bunu kabul eden, bu mantıksızlıkları, bu kapatmaları kabul eden kitle korktuğu için yapıyor bunu. Çünkü can korkusu var işin içerisinde. Ve yarın işte bu saydığım sebeplerden dolayı bu para hacimlerinin finansal piyasalarda oluşturduğu balonun patlamasından dolayı ortaya çıkacak yıkımın bir sorumlusu olması gerekiyor, sorulacak. Ve o zaman diyecekler, pandemi vardı kardeşim, yani o yüzden sizin için kapatıldı şu bu falan, sorumlusu bu diyecekler. Halbuki öyle değil ki. 2008'den beri gümbür gümbür geliyor, işte göstergeleri var. Pandemi yokken de biz bunun olacağını söylüyorduk, oldu. Başladı yani süreç. Demek ki bu işin pandemiyle başlaması falan, öyle bir şey yok. Pandemiyle alakası yok. Böyle bir şey yok yani. Herkes bunu kafasından bir kere çıkarsın. Bu işin bahanesi, işin kamuflajı. O yüzden istiyorlar ki bu süreç devam etsin ve korku altındaki bir toplumu yönetmek, onlara baskıcı kuralları dayatmak daha kolaydır. İnsanlara bak, otokrat rejimler, diktatöryel yapılar ne yapar? Hep korkutur değil mi? Dışarıda düşman var, işte bizi öcüler sizi yer. Küçük çocuklar da korkutursun ya, bak seni işte gidersen seni kaçırırlar, öcüler yer falan. Yani hep bir korkutma vardır bir şeyi kabul ettirmek için, yönetmek için. Bu toplumlara uygulanır. Yani bu çocuk yerine koyma ve toplumlar, kitlenin zekası da düşüktür zaten. İnanır. Yani bireysel olarak sorgulayabilirsin ama kitle işin içerisine girdiği zaman, şimdi diyor, söylediğin zaman ya bu pandemi şöyledir, böyledir, İşte bunu anlatılanlar hikayedir dediği zaman diye anlattın ama gerekçeleriyle bile anlatsan, bilimsel kanıtlarıyla, yani istatistiksel verilerle, rakamlarla da anlatsan, ilk başta kafasına yatıyor, diyor ki ama diyor bu kadar insan buna boşuna inanmıyor herhalde falan diyor. Yani o kitle diyor. Yani o psikoloji var. O etkiliyor. Kitlenin gücü, kitlenin enerjisi. Yani hem aktif kendi bir gücü hem de pasifken, her iki türlü de böyle bir gücü vardır o kitlenin.